Evet arkadaşlar, uygulamamız genel olarak bitti. Bitmek üzere daha doğrusu. Son rötuşları yapıyoruz artık. Burada biz servis tabanlı bir uygulama geliştiriyorduk. Fakat servisle ilgili katmanımızda henüz ciddi bir kodlama yapmadık. Bizim şu an öyle bir mekanizma ayağa kaldırmamız lazım ki uygulamamız istediğimiz zaman servisten, istediğimiz zaman iş katmanından ayağa kalkabilmeli. Ama şu anki görüntüde bizim uygulamamız sadece iş katmanında ayağa kalkıyor, doğru mudur? Ama bizim servisi de ayağa kaldırmamız gerekiyor. Bu bağlamda hemen servis katmanımıza, yani servis library'imize gidiyoruz arkadaşlar. Oradaki konkreti açıyoruz. Product servisin içerisinde ufak tefek kodlar yazmışız. Product servisin içerisinde. Evet. Şimdi bunun dışında bir de product servis var. Başka neler var arkadaşlar? Her menajerin bir servisi var. Hemen add diyorum. Class diyorum. Ne dediniz? Okey. Tamam. Onu yapalım o zaman önden. Authentication service. Bu bir class. Public. Bu kimden inherit edilecek arkadaşlar? iAuthentication servisten inherit edilecek. Ve burada biz kimi çağırıyor olacağız arkadaşlar? Kimi çağırıyor olacağız? Aynen product serviste olduğu gibi biz burada yine product Authentication Manager'ı çağıracağız. Authentication Manager. Tabii bizim bunu globalde çağırmamız daha mantıklı. Bu arkadaşım benden bir adet dal istiyor. New PF Authentication dal. Normalde arkadaşlar buranın Constructor'la gelmesi lazım. Fakat şöyle bir kuralımız vardı. SOA standartlarında, servis tabanlı uygulama standartlarında bir sınıfın, bir servisin Constructor'ı olamaz arkadaşlar. O yüzden biz burayı şu an için şöyle yazıyoruz. Fakat tekrar tekrar söylemek istiyorum. WCF'in Instance Provider denilen bir özelliği vasıtasıyla biz burayı burayı da yine constructor'lı olarak çekebiliyoruz. Tamam. Yani ezebiliyoruz instance provider. Bizim burada arkadaşlar alt bir authentication manager nokta authenticate etmemiz gerekiyor. Tabii ki kimi return ederek bu arkadaşımız. Evet bu kadar. Başka ne var arkadaşlar? Kategori var değil mi? Onun dışında bir şey var mı? Yok değil mi? Bitti. Product, kategori ve authentication. Bu da tamam. Evet. Bir tane daha. Bu arada biz authentication servisi yanlış klasöre koymuşuz arkadaşlar. Concrete'e koyacaktık. Siz doğru mu koymuştunuz? Siz tamam, ben yanlış koymuşum. Hemen düzeltebiliyorum zaten. Evet, bu da bu kadardı. Concrete üzerinde sağ tıklayıp yeni bir klasör daha yeni bir sınıf daha ekliyoruz. Bu da ne olacak arkadaşlar? Yardım edin bana. Kategori servis, süper. Bu arkadaşım da kategori servis olmalı. Bu arkadaşımı da public yapmalıyım ve bu arkadaşım da I kategori servisten inherit edilmeli diyorum. Böylece bu arkadaşım da ayağa kalkmış olacak. Tabii ki benim burada artık kategori menajeri
çağırmam lazım. Kategori menajeri çağırdım. Yapmam gereken şey çok basit. Return alt tire kategori menajeri nokta get all. Budur. Evet, tekrarlıyorum arkadaşlar. İş katmanımda normalde biz bunu şey yaptık. Constructor'la çekiyorduk. Hangi işte access layer'a bağlanacağını. Fakat dediğim gibi SOA standartlarında şey yoktur. Constructor yoktur. O yüzden bunu bu şekilde yaptık. Fakat normalde Constructor'da olabilirdi. Yani şu an için bizi rahatsız eden tek şey şurası. Genel olarak. Çünkü genel olarak zaten kategori servis menajeri çözümlüyor olurdu zaten. İmplemente ediyor olur. Bizi rahatsız eden şurası olabilir. Bunu da bir inject tarzı bir mekanizmayla enjekte edebiliriz. Fakat ona da gerek kalmadan WCF'in Instance Provider denilen bir özelliği vasıtasıyla burada Constructor'da olsaydı burası onu ezebiliyoruz. Şu anki haliyle de işimizi görecektir. Evet, herkes şu an tamam mıdır? Bunları tamam. Şimdi arkadaşlar bizim bunları yayına sokmamız gerekiyor değil mi? Yayına soktuğumuz yer neresiydi? IIS. Onun webconfig'ine gidelim. Webconfig'de biz direkt oradan yayına çıkarıyorduk hatırlarsanız. Evet, şunlardan istediğimiz kadar ekleyebiliyoruz. 2, 3. Bir tanesi kategori servis. Bir tanesi authentication servis. Bu arkadaşım kategori olsun. Bu arkadaşım authentication olsun. Evet, bu da tamam. Arkadaşlar şimdi biz aslında bakarsanız ne yaptık? Servisimizi oluşturduk. Onu yayına da çıkardık. Şimdi şunu yapıyoruz. Uygulamamızı servise çekeceğiz ya. O yüzden solution'ın property'lerine gelip, solution'ın özelliklerine gelip multiple startup proje yapalım. Hem IIS'i hem de Web UI'yi start edelim. IIS'i biraz yukarı çekin arkadaşlar. Yani şuradan çekebilirsiniz. Evet, hem IIS hem de Web UI ayağa kalksın. Yani normalden bir tane uygulama çalışır ya. Bu iki tane birden çalıştıracak. Evet, şimdi çalıştırdığım zaman arka planda hem servisimin hem de uygulamamın ayağa kalkması lazım. Ama şu an biz servis üzerinden erişim yapmıyoruz değil mi? Uygulamamız servis üzerinden bir erişim yapmıyor. Tabii iki tane olur. Biri servis ya. Bakın product svc. Bakın product yayında. Başka ne yaptık? Kategori. O da yayında. Bir de authentication yaptık. O arkadaşım da yayında. Evet. Her şey yolunda değil mi arkadaşlar? Evet. Dolayısıyla bizim burada arkadaşlar bir mekanizmayı ayağa kaldırmamız lazım artık. Nedir o? Uygulamanın servise de gidebiliyor olması lazım. Diyelim ki ben şu an uygulamamı servisten yayına sokmak istiyorum. Çalışıyor musun? Problem mi var? Evet. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Şu an bizim ihtiyacımız olan şey
uygulamayı servise de yönlendirmek. Şimdi arkadaşlar ben size bir şey anlatacağım. Burayı dinleyin. Şimdi servis tabanlı uygulamalarda ne vardır? Bir tane bir yerde bir IIS üzerinden yayına çıktığımızı varsayalım. IIS ile servis yayını vardır. Doğru mu? Şimdi siz çeşitli uygulamalarla bu arkadaşıma bağlanmak istiyorsunuz. Şu arkadaşıma bağlanmak istiyorsunuz. Bu Java, Android, C Sharp yazılmış işte MVC her şey olabilir. Bağlanmak istiyorsunuz. Bu amaçla az önce bizim yaptığımız çalışma yani servisi yayına soktuğumuzda çok fazla detaylı WTF konularına girmeyeceğim konumuz olmadığı itibariyle fakat burada endpoint dediğimiz noktalar oluşturulur. Yani insanların erişimini sağlayacak noktalar oluşturulur. Bu noktalar nedir? Nedir bu nokta? Mesela der ki ben servisimi şu an bizde bir nokta var aslında. Biz bir nokta yaptık. Bu şu demek. Endpoint bu arada. Ben servisimi ABC dediğimiz A'sı adres olan işte localhost bilmem ne adresinde yayına sokunca gelen adres var ya o adreste B binding hangi protokol ve hangi güvenlik modunda işte HTTP olur, TCP olur birkaç tane daha var. Bunlardan birisi en çok HTTP TCP'yi kullanıyoruz. Ama daha farkları da var işte NetPipes gibi. C ise hangi servisi yani hangi interface'i kısacası yayına soktuğunuzu belirttiğiniz nokta. Yani kısacası arkadaşlar bu endpoint'in A, B, C'si var. A adres, B binding, C kontrol. Tamam. Yani diyor ki bu bana erişmek isteyen birisi A'yı, B'yi ve C'yi kullanarak bu endpoint'e varabilir. Tamam mıyız? Buna biz servis endpoint diyoruz arkadaşlar. Endpoint diyoruz. Bir de buna bağlanmak isteyen son kullanıcı yani diğer uygulamalar var. Aynı yapı burada da tasarlanır arkadaşlar. Tamam mı? Yani uygulamanın türüne göre ben .NET'i konuşacağım. Aynı yapı burada da var. Bu arkadaşıma ne deniyor o zaman? Client endpoint deniyor. Tamam. Her şey yolunda. Biz servis endpoint'i oluşturduk. Client'i oluşturduk mu? Oluşturmadık. Böyle bir şey yapmadık bile. O zaman client uygulama üzerine gidelim ve bu çalışmamızı hayata geçirelim. Ben infrastructure'ın içerisine koyuyorum. Normalde bu farklı bir katmana da koyulabilir ama şu anki yapıda gerek yok. Ben direkt olarak web UI'ın içerisine bunu koyacağım arkadaşlar. Orada infrastructure'a gelelim. Infrastructure üzerinde sağ tıklayıp sağ bir class ekleyelim. İsmini de WTF proxy bırakacağım arkadaşlar. WTF infrastructure klasörüne MVC web UI'da infrastructure. Şu injection de olduğu yer. Bu arkadaşımı public static olarak oluşturuyorum. Bu bize bir endpoint yani bir proxy create edecek. Onun da sınıfını şey metodunu pardon static olarak oluşturmak istiyorum. I product service şeklinde. Buraya birazdan bir daha geleceğim. Şimdi sadece ürün için yaptığımızı varsayalım. Fakat ben bunu değiştireceğim. Şimdi A'yı oluşturuyorum. Diyor ki bana A'yı söyle. Yani adres. Bir adres diyorum. Hatırlayan var mı arkadaşlar? Şöyle arkadaşlar ya da birazdan yapalım onu. Hep beraber yapalım. Tamam adrese gelelim. Adresimiz localhost
Tabii başında bir de eş tipisini koyalım. Lock loft altında. İşte 1, 2, 3, 4, 5 olsun portu. İşte bunu alacaktım da. Ne olur bu? Product Service nokta SVC. Şöyle bir adresi vardır bunun. Şu adresi olur. Birazdan görürüz zaten. Sadece şu portu biz değiştireceğiz. Port bu değil. A'yı yaptık. Sonra binding'i verelim. Binding eşittir. New. Hangi binding'i kullanacaksa. Default olarak biz bir değişiklik yapmadık zaten. Basic HTTP binding kullanmış. Bu genel WCF konusu, detaylara girmiyorum o yüzden. Var channel diyorum. AB'yi oluşturdum. Bu C değil arkadaşlar. Şimdi bunu kullanarak bir kontratı ayağa kaldıracağım. Yani kontratı A ve B'yi kullanarak ayağa kaldıracağım. Channel factory diyorum. Neyin üreteceğim? İşte bu da C oluyor. Kontrat. Diyorum ki al sana binding, al sana adres, bana bir tane kanal döndür. Yani bir proxy döndür diyorum. Bakın ben bunu yaptığım zaman bana şeyin iProduct servisin bir servisini oluşturur arkadaşlar. Fakat ben bunu öyle istemiyorum. Diyorum ki öyle bir mimari tasarlamalıyım ki ben hangi interface'i, yani hangi kontratı verirsem vereyim onu çalıştırmalı. Şu an sadece kim için çalışıyor? Bunun sonu yok. Kategorisi var, authentication var. Daha da gelebilir. Şimdi arkadaşlar tekrarlıyorum. Biz bunu iProduct servis için yaptık değil mi? Ama bunlardan çok var. Yani servislerin sayısı artabilir. O yüzden bunu jenerik hale getirsek. Şöyle T koysam buraya. Buraya T yazsam. Buraya T yapsam. Buraya gelip product service yazmak yerine şöyle bunu interface'in isminden alsam. Bunu da string nokta format desem. Şuraya gelip sıfırın olduğu yere t nokta type of t deyip name'i alsam, bunun da başındaki bir harfi uçurarak bu işlemi yapsam olur değil mi? Yani orada product servis yazmak yerine onu jenerikten aldım. iProduct servis geldiği için başındaki i'yi uçurmam lazım. O yüzden substring 1 dedim arkadaşlar. Pardon arkadaşlar. Servisin adı, gelin biz o isimlendirme standardına uyalım. Şu webconf'ye gidelim mi arkadaşlar? Burada servisimizin adını product değil de orada servisleri de çıkarmamız gerekir. Yani bu isimlendirme standardına uyalım. Servisimizin adı product servis, kategori servis, authentication servis olsun. Sonuna servis ekledim yani ki uğraşmayalım. Bir tek port eksiğimiz var. Bir uygulamayı çalıştırın arkadaşlar. Şu an hala bağlantı yapmadık. Servisten çalışmıyoruz hala. Hala servisten çalışmıyoruz. Şeyin adresini alın diyorum arkadaşlar. Benimki mesela 1000. Nereye?
Evet, uygulamamızı çalıştırıp bir portumuzu yakalayalım hemen. Benim 13.37'ymiş. Ya da bu hangisi tabi? Değilmiş, pardon. 13.36'ymış. Yani onu buraya 13.36 yazmanız yeterli. Sizin neyse tabi. Servisinki neyse onu yazıyorsunuz, tamam mı? Servisi yazıyorsunuz. Herkes, her şey yolunda mı? Tabi. O an Visual Studio üretiyor. Yok, o sabit. IIS'i host ettiğinizde burayı değiştirmeniz lazım. Neyse doğrusu onu vermeniz lazım. Tabii. Evet. Şimdi sıra geldi bunu bağlamaya. Bağlamaya. Ninject'e geçelim ve olayı bitirelim arkadaşlar. Ninject Controller Factory'ye geçelim. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Burası bizim bağlantıyı yaptığımız yer. Bakın burada biz ne diyorduk? Diyor ki işte biri senden iProduct servisi isterse ona ne ver diyorduk? Product Manager ver diyoruz. Bizim ne vermemiz lazım? Servisi vermemiz lazım. O yüzden hemen şuraya gelip bir tane de biz metot yazalım. Private void private void at service bindings. Bunu değiştiriyorum. Diyorum ki Ninject kernel'ı bind at. Ama hangisine? iProduct servisine. Orada diyorum biri senden iProduct servis isterse o adama direkt olarak WCF proxy iProduct servis create channel'ı ver diyorum. Evet, bu kadar. Sonra diyorum ki birisi senden olur da I kategori servis isterse I kategori servisi ver. Birisi senden I authentication servisi isterse I authentication servisi ver diyor. Şu an sistem hazır. Tamamen hazır arkadaşlar. Sistem şu an yine de nerede çalışıyor? BLL'de çalışıyor değil mi? Çünkü şuradan dolayı. Çünkü şuradan dolayı değil mi? Ben bunun yerine sistemi bakın servise geçiriyorum. Bu kadar. Şuradan. Yani Ninject'te BLL'i değil de servisi yüklüyorum. Ama her şeyde bir şey hocam. Şu an öyle zaten. Serviste. Şu an serviste değil. İstek eğer servise yapılırsa servise girecek. Şu an servise yapılacak. Eğer istek BLL olsaydı o isteğin yapıldığı yerle alakalı. İsteği değiştirdim. BLL'den şimdi BLL'e gider. Anlatabildim mi? Yani bu isteği yapan yerin isteği nereye yaptığıyla alakalı. Bakalım sistem servis üzerinden çalışabilecek mi arkadaşlar? Eğer herhangi bir hata yapmadıysak sistemin çalışıyor olması gerekiyor. Ve çalışmadı. Evet. Evet. Var mı bir fikri olan? Hata çok açık arkadaşlar.
Biz interface'leri sonradan oluşturduğumuz için onlara kontrat koymayı unuttuk arkadaşlar. İnterfeysler sekmesine gidelim. İnterfeysler sekmesine bu arkadaşım bir servis kontrat. Bu arkadaşım bir operation kontrat. Bir tane daha var. Bitmedi. Kategoride de var. Ha, kategoriyi yapmışız. Product'ı da yapmışız. Pardon. Evet. Çalıştırabiliriz şimdi. Bakıyoruz. Sizde de mi hata verdi? Bakalım ikinizde hata verdi. Ben de ne durumda? Tamam. O güzel bir hata. O servise gittiğinin de garantisi bu arada. Evet. Bu hatanın nedeni gerçekten hani servise gittiğinin de garantisi arkadaşlar bu. Şöyle. Şimdi veri tabanına bağlanan kısım, yani connection string'in alındığı yer neresidir? Artık servis olmuyor mu arkadaşlar? Çünkü şu an biz servisten bağlandığımız zaman veri tabanına bağlanacak connection string'in IIS host'ta olması gerekiyor. Değil mi? O zaman biz MVC'deki webconfig'in içinde bulunan MVC içerisinde webconfig'de bulunan connection string'i alıp oraya da koymamız lazım. Kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Direkt connection string'si kopyalıyorsunuz. Pardon. Nereye koyuyoruz? IIS'deki webconfig'in içine koyuyoruz arkadaşlar. Şuraya bırakabiliriz. App settings'in hemen altına bırak. Evet, şu an artık uygulamanın çalışması lazım. Şu an sistemin servise gittiğinin de garantisi oldu bu. Servisten çalıştığının garantisi oldu. Evet. App settings'in hemen altına koyabilirsiniz. Birçok yere koyabilirsiniz ama App settings'in altına, bitişinin altına, içine değil de bitişinin altına koyabilirsiniz. Arkadaşlar yarın sizinle AOP dediğimiz tekniklerin yani loglama gibi, cache gibi, security gibi tekniklerin uygulamaya nasıl dahil edileceğini göreceğiz. Bundan sonra uygulamamızı bitirmiş olacağız arkadaşlar. Yarın itibariyle eğitimimizi bitirmiş olacağız.